Evet, tekrardan merhabalar sevgili FM Gönül dostları. Yine Eplis yeni bir bölümle karşınızdayım. Öncelikle hemen şuna değineyim. Şu takımla oynayacağız. 19. sıradalar. Daha önce bir kere beraber kalmışız, 3 kere yenmişiz. Gene öyle olur diye umuyorum. Bu arada takımın son durumunu şöyle görebilirsiniz. Oyuncuların şu 9 gol atmış. Hala en golcü adamımız o. Onun dışında az önce çok saçma bir şey yaşadım ve bu da benim çok sinirimi bozdu. FM'yi açtım. Her gün şey yapıyorum ben. İşte böyle FM açılıyor. 10 saniye falan bir kayıt alıyorum, böyle mikrofona bakıyorum, ekrana şey kayda bakıyorum. Doğru görünüyor mu oyun bilmem ne falan diye. Onu yaparken oyun hata verdi, zart dedi, çöktü gitti. Tekrar açtım oyunu. Bu sefer şey böyle. Çok başka bir garip saçma bir çözünürlükte pencere içinde açıldı falan. Onu tekrar ayarladım bilmem ne. Şu an yine saçma bir şey olursa çok üzülürüm. Hatam hatası, çünkü zaten yine sabah 8.30'da çekebiliyorum. Yeni uyandım. Dosya yaşanan. Ne yaş yapılmıyor? Duran top savunması üzerine. Yani böyle enteresan bir şey yaşadım. Umarım bir sorun olmaz. Bir an evvel şu bölümü yine kaydedip sizlere yetiştirmek istiyorum, zira. Antrenman tavsiyesi. Anının da sen canım kardeşim, canım benim, kilit oyuncum benim, an yanını sikeyim. Abi şunu bir değiştirem, yüzünü yiyeyim ya. Şunu. Abi şunu niye değiştiremiyorum, bak sarı. Bu madde kadar yarı pazarlık edilebilir. Tamam, yarı pazarlık edeceğim ben de. Niye değiştiremiyorum abi, anlamıyorum ki. Al, bu kadar para veriyorum sana. Bunları da böyle yapıyorum. Lan evet abi, yeter ki şunu değiştir. Tut bana ya. 700 verebileceğim abi. Çok arada inanılmaz uçurum bir şey yok. Şu ayağın değişiyor mu acaba? Şerefsizlik ama ya. Abi şunun sarımsı kilit olmasının hiçbir artısı şeyi yok bildiğin. Kırmızıyla aynı abi. Hiçbir şey yapamıyorum. Bunu hayvan gibi arttırsam ya, gene olmuyor. Abi öneremiyorum bile ya. Al işte. Kaybedersem çok çıldıracağım gerçekten. Abi çok iyi adam ya. Pası biraz düşük gerçi ama. Çok uyuz oldum bu duruma. Ha bu arada karlar gerçekten inanılmaz bir hızla eriyor. Ben hiç bu kadar hızlı eridiğini görmemiştim daha önce karların. Manchester United. En azından olsun. Olsun. Bir maç daha yapmaktan iyidir abi. Ki bu arada dün dışarı çıkmak zorunda kaldım ufak bir iki iş için. Böyle benim oturduğum yer civarında, yürünerek gidilecek yerlerde. Atacak maçtan tamam. Yani dün inanılmazdı ya. Yolda yürümeye çalışıyorum. Dizime kadar kar var. Her yer dil gibi kayıyor. Kaldırımlar falan. Bir de o iyice ezilmiş şey olmuş, kar donmuş falan. Kimse de kaldırımı çıkıp süpüreyim de dememiş yani. Süpürmek de olmaz da işte, kürekle şey yapayım da dememiş. Abi şu Pierce gidiyor mu gitmiyor mu? Ona göre bir saniye, Reed'de gitti miyiz lan? Reed'de gittiyse zaten küllüm sıçtık. O pozisyonda kimse kalmıyor.
Reed'de gitti galiba. Hakikaten Reed'de gitti lan. Pierce giderse çok kötü seçtik. Tistle gözünü seveyim. Bu herif iyi oynuyor, seni şey yapamam. Abi yani. Ya aslında şeytan diyor. Şeytan da değil aslında da. Siz de diyorsunuz bir tane pilot takım. Sizde de şeytan muamelesi yapmış gibi oldum. Kusura bakmayın. Şimdi şeytan diyor. Abi genel şey söylüyorum. Gideyim bir tane pilot takım bulayım da onun zart diye şey yapayım falan. Olur mu olur, anasını satayım ya. Şu çileden beni kurtarabilir en azından. Ama bir saniye. Kiralama durumu, kiralama mümkünatı olan diyeceğim ama baksana bir çok vasat. Yok ya. Bunları boş ver. Şunlardan bakalım, çıkarsa biri alırız artık. İlk defa şöyle bir 7 günlük ara buldum bu arada birkaç maçtan sonra. Canımsın Evan Pierce, canımsın. Ama başka birileri daha teklif yapabilir şimdi yakın. Herifin tuvaletinin ışığı kapalı. Ama gece 2-3 kere gördüm yine açıkta. Doğru, size enteresan bir şey söyleyeyim. Tıklayamadan gitti. Keşke tıklasaymış önce. Doğru, benim size şey anlatmıştım bir ara. Evet, doğru atladık. Liman kenti zaten, o yüzden şöyle bir logosu var. Bundan yıllar yıllar önce yani CM 99 falan zamanlarında EA Sports bir tane menajerlik oyun çıkarmıştı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Orada Dover'ı alıyordum ben. Orada da alt liglerde oynama hevesim vardı. O zaman oynadığım takım buydu işte. Ama bir saniye şeye bakmadım. Kaçıncı ligde olduğuna bakmadım. Vanarama National League. Vanarama zaten bizim lig gemimizin bir üstü oluyor. Öyle. Allah'ın seversen doğru. Ne yaptın, 6 puan? Oğlum zaten bizim lige düşecek bunlar. Niye ben bu takıma gideyim? Ha, raporlar. Hadi bakalım. Evans. Seni bir deneyebilir miyiz kardeşim? Sana gerek yok. Johnson. Ulan bayağı iyi gibi sanki herifler. Şu ikisini alırsam sağ açık sol açık yediğini de belki kurtarabilirim. Oha. Her yerde oynuyor çocuk. Gel. Bakalım yine de. Ya. Diğerlerinin yanında zayıf kaldı. Bishop. Şifre de boş verelim. Tamam, devam. Ya, şimdi tutuşuyoruz değil mi? Hayal ol, hayaller. Sistemin yönetim beni bir tane şey kursuna göndermiyor. Sonra da işte bilmem ne bilmem ne. Hava çok güzel açtı bu arada. Bugünlerden ne bilmiyorum ama herhalde artık bu karlı bilmem ne hava şeyi son bulduğu gibiydi tahmin ediyorum. İstanbul'da yaşayanlar varsa özellikle. Acayip çileli bir dönemdi tahmin edebiliyorum yani. Özellikle şey, ya dün ben çok ufak bir mesafeye gidip geldim. Teknik çok, aslında 9'sa fena olmayabilir ama işte çok belirsiz. Şunu bir kendimiz böyle gözlemleyelim. Buna gerek yok.
gözlemleyebiliriz. Hayda. Show ayın oyuncusu seçilmiş. 5 maç 5 gol 8.02. Abi inanılmaz, çok enteresan. Beni de kanser etti o kadar aslında da. Keşke şöyle bir oyuncu böyle bir 1-2 milyon değil de 100 bin 200 bin dolara falan çok üst liglere satabilsem. 20 yaşında herif çünkü. Ve hala Fitzpatrick'e bok atıyorlar abi. Fitzpatrick iyi oynuyor lan. Niye böyle yapıyorsunuz? Oha, benim susmamdan mutlularmış. Oyuncuların yaş ortalaması 20. Evet. İyi. Takım kâr ediyor en azından artık. Eksi de değiliz. Bunu geç. Çok oyuncu denemeye alıyorum yine ya. Teknik pas, kontrol. Fena değil ama bunu böyle gözlemleyeceğim artık. O siktir. Bak bu. Bunu 3.5 diyor ya. Ama benim istediğim şey, bunu denemeye alacağız artık. Lowry gözlemle. Melli gözlemle. Cook. Hayda. Ne kadar iyi adamlar çıktı ya. 9-15, 6-11, 12-17. Şu gerçekten 11 ise, diğer ikisine çıkarsa çıksın çok iyi. Cook. Sana da bir deneme rica ediyoruz. Şey gönder. Bunlar kim lan? Aa, bu kötü. Kötü kötü. 6 7 bilmem ne kötü. Tamam, çok güzel. Şunu şeyini ya, gerek yok. Şunu gözlemlemeyi bıraktırabiliyor muyum acaba? Ha, görev iptal et. Ne bok olduğunu anladık. Sinirlis. 7, 8, bilmem ne bilmem ne. Tamam, bunu da iptal edelim abi. Ya ben hızlıca bu bölümü çekip yetiştireyim dedim abi. Çok uzayacak bu bölüm. Daha birinci maçı yapamadık abi. O ikinci maç da 7 gün sonra. Eyvahlar olsun. Karlar da şey olmuş ya burada. En sevmediğim şey böyle sulanır gibi olur ya kar. Böyle çirkin çirkin, bıcık bıcık. Öyle olmuş buradaki karlar da şimdi gördüm. 4-4-2 destek, bir tane arttır diyor. Tamam. Bir tane destek. Forvetten şey yaparız. Holis'i destek yaparım yine. Güzel. Tamam, yeter. Yuh. Yine 8 tane posta. Aa. Kariyerin 200. maçmış. Tipime sıçayım. Şu sıfata bak abi. Böyle inanılmaz çirkin bir yaratık da olamaz ya. Instagram'da falan alınan yıldız falan çıkıyor. Oo, sen ne diyorsun? Patlıcan. Aa, Patlıcan gerçekten iyiymiş. 21'i
dışında. Abi şunu normalde yapmam ama. Nereden yapıyorduk lan? Takip listesine ekle. Şunu bekleyeyim. Bir daha aramayayım bir saat. Lovrin. Fena değil aslında ama. Şöyle bakınca diğeri kadar iyi değil. Malley. Yok, bu da diğeri kadar iyi değil. Şaf. Bu da diğeri kadar iyi değil ya. Aslında onları şeyini bitirebilirim ya. Bize bir hala bunlarla uğraşacaklar yoksa daha da gözlemleyecekler falan. Aslında şuradan ne ekmek çıkar ya. Bunun takımı mı yok lan? Harbiden yok. Bakalım. Belki sağ açık bir tane alırız. Watson çok da süper değil çünkü. Rimmer da değil. Heh, gel kardeşim gel. Devon Kelly. Aslında şunları bari 23 yaş altı takımda oynatabilsem ya. Bir yerde görmek istiyorum. Vay be, nihayet ilk maçımıza çıkacağız. Kaç dakika oldu abi? 15 dakika oldu neredeyse herhalde. Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Bir de oyunun arıza vermesinden çok tırsıyorum yine. Of of. Abi dışarıda hava o kadar güzel ki böyle sürekli gözüm dışarı kayıyor. Çok acayip. Tam Chet hala kendine gelemedi adam gibi. Devon Kelly sen daha çok bir şey mi? Oh, Flair çok kötü. 4-8. Bari 8 çıksa ya. Yok. Böyle çok zor. Geldik Worcester maçımıza. Standart oynamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Hollis kardeşimize destek yapalım. Lütfen. Pierce Forces. Şu Fitzpatrick'i inadına oynatacağım abi. Yönetimin gözüne sokmak için bu herifin iyi bir oyuncu olduğunu. Alex Brown kalabilir. Tomsett. Tomsett Lenehan koyuyorum ama Tomsett'i çok oynatacak yerim yok. Ama herif iyi oyuncu diye koyuyoruz. Raw Forward. Norwalk Defense. Tamam. Ya şu an fena değiliz yani. Aslında şu Minihan'la Thompson'a da bir çözüm bulsam ne kadar güzel olur. Eksik bir şeyimiz var mı? Standart oynayacağız. Yok herhalde. Hadi bakalım. Ha, ne yiyordum? Dün dışarı çıktım. Her yerde dizime kadar kar. Ya bir de şey anlamadım arkadaş. Siz ayağınıza, ayakkabınıza bir şey falan mı sürüyorsunuz? Millet normal normal giriyor. Benimkiler manyak gibi kayıyor lan. Bayağı da bot giydim bir daha ayağıma. Bir de benim yaşadığım yerin her tarafı çok yokuş olduğu için böyle düz yolda gitmek gibi de değil. Vay diye gidiyorsun yokuş aşağı gerçekten. Şuradan kaymaya başlasam Kartal'dan denize dökülürüm öyle söyleyeyim yani. Bir 10 kilometre sonra falan. Tavsiye. Şunları az çalalım. Bir de abi çocukken de yaşadığım bir olaydı gene yaşadım. Karda dışarı çıkınca yürümek çok böyle yorucu bir şey. Efor sarf ediyorsunuz falan ya hani. Abi inanılmaz sıcak basıyor. Terliyorum bilmem ne. Spor yapmaktan daha çok terliyorum. Bu sefer de üstümde kalın giyindiğim bir anlamı kalmıyor. Mont giyip mal gibi terlemiş gibi oluyorum. Kışın en büyük sorunlarından biri de odur abi. Otobüse bir binersin. Böyle içine 35 derece yapmışlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyor lan bu? 35 derece yaparlar. Montu çıkarsan bir dert, koyacak yerin yok, elinden düşer bilmem ne. Çıkarmasan ortalık yangın yeri, duramazsın edemezsin. Ya bir de şeye çok üzüm abi. Çok başıma geldi. Abi otobüs, metro, bilmem ne, metrobüs bunları
Kışın 35 derece yapıyorlar, yazın 15 derece yapıyorlar. 15 derece olmasın benim için bir sorun yok. Ben kolay kolay üşüyecek biri değilim de. Arkadaş bunun bir orta şeyi yok mu standardı? Hepsinin 23 derece yapın mesela, yaz kış 23 derece olsun bu. Çok saçma abi. Yazın dışarıda hava 35 derece değil, içeri 10 derece yapıyorlar resmen. Kışın dışarısı 10 derece değil, içeri 35 derece yapıyorlar. Yazın kışı, kışın yazı yaşatıyorlar. Hiçbir anlamı kalmıyor geliyor. Yalnız ben bu standart çok işe yaramıyor sanki. Ah be, gitse güzeldi. Adamlar bizden daha çok bastırıyor sanki şu an. Abi o pası atarsan... Ah be, ah be. Ah be, o Lisp'in kafayı dürtseydim be oğlum. Siz çok güzel pas attı. Sakin, sakin, sakin. Ver şu tarafa. Hayda. Şunu diyecektim tam. Ama bu herif offside'de diğerinin koşması gerekiyordu sanki. Offside'de değil miymiş? Bayağı offside'di bence. Al lan onu. Asittir. Ay. Abi nasıl atamaz şunu ya? Çok güzel geçti aradan. Polis çok güzel indirdi topu oraya. Nasıl olamaz ya? Ha, çok sakat bu. Ya. Aman be oğlum, yanından geçiyor top ya. Urbino son maçlarda çok az iş düşüyor. Ben fark ettiniz mi? Ama savunmayı herhalde biraz toparladık bir şekilde. Urbino hiç top geldi. Urbino'nun adını söylediğimi bile hatırlamıyorum son 2-3 bölümdür. Şunu yeter ya herifler. Ne bastırdı arkadaş. Böyle böyle yiyeceğiz sonunda salak bir gol ama. Formalar da aynı renk neredeyse abi. Az dikkat etselermiş keşke. Şunu dengeli mi yapsam acaba ya? Bu işime yarayabilir gibi geldi. Deneyelim bakalım. Nasıl olacak dengeli yapınca? Abi niye hiç hücum yapamıyoruz anlamadım ki. Defansa da çok bir şey yapamıyorlar da. Oo, hadi bakalım. Vur. İşte Fischer. Aa. Çok salak olmadı mı? Bak tekrarını dikkatli izleyin, neyi salak dediğimi anlayacaksınız. Şimdi Forsyth kardeş ortaya yaptı. Fischer arkaya aşırttı. Hunt vurdu. Direkten sektirdi. Fischer geldi attı gene. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Ama güzel. Ben 1-0 öne geçtikten sonra isterse kaleci atsın yani. Bu arada geçenlerde kalecinin biri son dakikada efsane bir gol atmış. Denk gelirseniz internette bir yerde seyredin onu. Böyle bir orta açılırken ileri açılmış bir kaleci. Ama yani öyle forvetler bile öyle vurduğunu, enteresan bir şey yaptığını görmemiştim uzun zamandır. Asisti de yazmış. Direkten dönen topa asist yazılır mı normalde bilmiyorum. Ben yazılmaması gerek diye biliyordum ama iyi. Hunt'ın da işine yarar işte. CV'sine yazar. Forsett. 1-0
Yani yine çılgın gibi bir orta açacak sandım ama. Forsyth o... Aa, kırmızı kart gösterecek herif. Aa, bunu... Buna niye gösteriyor ki? Bu yaptı faulü. Olmasından çekti diyor. Abi şu diğeri yapmadı mı faulü? Çocuk bok... Şey... Bakıyor gitti sanki. Tom seti... Pierce'in yerini almayı bir deneyelim bakalım gene. Alex Brown'un kondisyonu iyi ya abi. Hayret, forsetleri iyi. Dört kişinin ortasındaki şu herife geldi mi o top gerçekten? Abi şu topu dikkatli çıkarın. Allah Allah, son dakikada salak salak işler yiyorlar. Ah şöyle. Etkileyici galibiyet demeyin abi şunu. Bir tane kornerden ite kaka gol attık. Kornerden gol atmak için bu kadar çabalayan biri de olamaz yani. Ama 20 puan, 12. sıra hiç fena değil abi. Takım coşmaya başladı ufaktan şimdi. Ya orada kaç dakika oldu acaba? Alt tap yapmaya da korkuyorum, oyun gene çöker mi falan diye de. Onlar ama bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şu kri maçı abi. Bunun kaç dakika olduğuna bakayım ben sevgili dostlar ya. Hatta of, 30 dakika olmuş abi neredeyse. Ben ikinci maçı yapamayacağım herhalde bugün. Çünkü hep ikisinde de 7 gün ara vardı. Çok uzun sürdü. Biraz transfer şeyle uğraştık falan. Ha, buranın sarı kartı sorun değil. Buranın yediği hazır zaten. Lenahan'ı çakarız hemen. James Smith. Seninle de uğraşmaya gerek yokmuş o kadar. Fena değil ama yani. Daha iyisi vardır. Kırım şu. Yok, gerek yok. Ha, gel. Gel kardeşim, gel. Şu diğer maçım var. İyice tarihine yaklaşayım. Öyle bırakayım da yarınki bölümde en azından iki maçı hızlı, daha hızlı yapabileyim. Ha, bilmiyoruz ya. Hala bu soruyu soruyorlar. Fazla yorumda bulunmadım. Yiğit. Kasım'ın başındayız. Sezon arasında ne kadar kaldı acaba? Bir de ona bakayım. Sabri Dinleşler yönetimi gibi diyor. Evet. Zaman kaybı. Sana ne oğlum? Senin zamanın mı kayboluyor? Allah Allah. Kok. Gel kardeşim. Şuradan fikstürden. Şuradan 16 maç. Kaç tane oluyordu ya? 21, 16, 5 maçımız kaldı o zaman. Yani kabaca 3 bölüm sonra ligin ilk yarısının finalini yapmış olacağız. Bakalım, şöyle ilk 10'da bitirirsem biraz ümitleneceğim yine ya. Tah, bir saniye. Maç hazırlığın drone top savunması üzerinde. Tamam. Bunu hallettik. Millington bilmem ne geç. Ya ben bu maçı kaybedeceğim zaten büyük ihtimalle. Gerekeli. Geç. Bu maç çok zor. Aa, aslında şeye bakayım. Ofansif, orta, ama mesela gene bir sol açık fena değil. Melham, bu da vardı bak, sol açık, bu da bu kötü yani.
çok iyi hukukta almış oyuncu. Bunun biraz orta yapması iyi olsa, biz birazcık dribbling fena değil ya. Birazcık daha orta yapması olsa bundan iyi bir şey olabilir abi. Çalışkanlık çok iyi, agresiflik çok iyi. Takım oyunu var. Hızlanması fena değil gibi. Sağ kanadı bunu alırsın mesela. Bunun dribblingi çok ama 16 yaşında zaten, olsun. Anlaşılır, karşılıyoruz kendilerine. Şu sözleşme, şunlara böyle bir şimdi mi baksam, yarınki bölüme baksam acaba diye düşünüyorum. Şu bölümü bir an evvel yüklemek istiyorum ya. Gerçekten çok geç oluyor artık. Hatta bugün keşke bir bölüm daha çekecek fırsat bulsam da yarın bir daha böyle geç saatlere falan kalmamış olsam. Mantıklı aslında. Dur bakayım. Öyle bir fırsat bulabilecek miyim? Hatta belki Stardew Valley. Stardew Valley'i de soran arkadaşlar oluyor. Yorumlarda da sormuşsunuz. Yani şöyle, oyun hep şöyle yapıyorum abi ben. Bir oturuyorum, böyle bir 4-5 saat oynuyorum. Onun videolarını hani bölüm bölüm falan yayınlıyorum. Bir bölüm bir bölüm çekilecek gibi bir oyun değil yani, böyle o atmosfere bilmem neye girmek lazım çünkü biraz. Ya ilk fırsat bulduğumda bu hafta içinde olur diye tahmin ediyorum. Böyle bir arka arkaya 10-15 bölüm falan çekeceğim büyük ihtimalle. Onları yine her gün her gün yayınlarım bir şekilde. Oğlu ailesi. Gel kardeşim. Sen de gel. 8'inde bırakalım artık. Bu bölüm burada bitmiş olsun. Oh, bir tane daha geliyor denemeye. Konu 5 tane iyi almışım valla, denemeye gene kaçta göz arasında. FF kupası ikinci tur eşleşmeleri de 2 gün sonraymış ama ben bu takımı yenemeyeceğim büyük ihtimalle. Benim 3-4 üst ligimdeki bir takımdı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok zaten şey yapmaya gerek yok. Teknik heyetten bilmem ne geç. Tamam, ben burada bitiriyorum sevgili dostlar. Bir maç oldu ama kusura bakmayın, çok uzun gitti her şey yani, gördünüz. Bir de ben geç kaldım, kusura bakmayın. Tekrardan hepinizi öpüyorum. Çok öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Ama yorum yapanları, like atanları, paylaşanları biraz daha fazla öpüyorum. Hadi bakalım, bunu da siz düşünün. Kendinize iyi bakın. Umarım süper bir gün geçirirsiniz. Hoşça kalın. Hadi eyvallah.